Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Mavi Işıklar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeyiz. Burası engelliler için kullanılan bir rehabilitasyon ve eğitim merkezi. Burada önümüzdeki 5 yıl boyunca rezervasyonları dolu olan bir tesisteyiz. Türkiye'nin her yerinden kafileler halinde başvuru sahipleri geliyorlar. Mesela geçtiğimiz hafta 30 kişilik bir kafile buradan ayrıldı. Önümüzdeki hafta yeni bir kafile gelecek. 17 tane oda var burada. Her odada ikişer tane yatak var. Engelli vatandaşlarımız ailesiyle beraber, annesi ya da babasıyla beraber geliyorlar. Burada hem rehabilitasyon merkezinin imkanlarından hem de tesisten yararlanıyorlar. Bu tesiste gördüğünüz gibi tatlı su havuzu var, tuzlu su havuzu var, rehabilitasyon merkezi var, restorasyon sosyal donatılar var. Burada 3 öğün yemek veriliyor. Engelli aileleri çocuklarıyla beraber bir haftayı geçirebiliyorlar. Yaklaşık 3 yıldır işleyen bir tesis. Gördüğünüz gibi yeni gibi. Son derece anlamlı bulduğumuz bir şey. Çünkü vatandaşlarımızın yaklaşık %10'undan fazlası engellilerden oluşuyor. Bu engelli ailelerin hayata bağlanması ve engelli çocuklarımızın normal bireyler gibi hayatlarından istifade edebilmeleri ve kendi verimliliklerini ve hayata bağlılıklarını sürdürebilmeleri için çok önemsediğimiz bir tesis bu. Hem kalınabilecek yerler, konaklanabilecek yerler hem de rehabilitasyon merkezi çok önemsediğimiz bir tesis. Bu tesiste en önemli şey değişiklik. Birincisi şehirde böyle bir tesisin olması, bütün Türkiye'den misafirleriyle beraber gelip hem şehrin tanıtımına hem de engelliler için Samsun'un başka şehirlerden farklı olarak önem verdiği, yatırım yaptığı ve imkanlarını açtığı, Türkiye'nin her yerinden gelen ailelerle beraber burada engelli vatandaşlarımızın normal yaşamlarını sürdürebildikleri, denize girebildikleri, spor yapabildikleri bir anlayışı kazandırdı. Biz bu mali destek programını ilan ettiğimizde zaten bu farkındalığı arttırmak için ilan etmiştik. Okullarda engelli asansörleri yapıldı. Samsun'da 32 kilometrelik engellilerin yürüyebileceği iz taşları döşendi. Amasya'da döşendi. Biz şunu göstermek istiyoruz. Engelli vatandaşlarımız hayatlarını normal sürdürebilirler. Tesislerden yararlanabilirler. Kamu binalarına erişebilirler. Gittiklerinde dertlerini anlatabilirler. Asansöre binebilirler sandalyeleriyle veyahut da başka şekilde. Burada da spor yapabilmeleri, rehabilitasyon merkezinin imkanlarından yararlanabilmeleri, annesiyle babasıyla gelip burada konaklayabilmeleri orada bir farkındalığı arttırıyor. Değiştirdiğimiz şey halkın engelliye bakış açısı. Onun da normal birey gibi yaşayabileceği ve hayatını sürdürebileceği. Engelli bireyler aileleriyle burada konaklayabiliyor 5 gece 6 gün. Geldiklerinde havuzumuz var. Havuzda onlara yardımcı oluyoruz. Daha önce engel türünden kaynaklanan nedenlerden dolayı hiç suya kavuşamamış, denize girememiş kişileri biz burada havuza sokuyoruz. Yüzmelerini sağlıyoruz. Yanlarında işte 2 beden eğitimi öğretmeniyiz. Yardımcı oluyoruz onlara. Yüzme eğitimi veriyoruz. Gelen gruplarımıza engelli ve ailelerine sabah sporu yaptırıyoruz. Güzel, keyifli dakikalar geçiriyoruz onunla birlikte. Aileler şöyle tepki veriyor, işte çocuğum daha hiç suya girmemişti, sudan korkuyordu. İşte ya da insan içine çıkamıyordu, engelinden utanıyordu gibi. Ama burada herkes engelli ve biz onlara o engel farkını hiçbir zaman hissettirmiyoruz. O yüzden çok rahat oldukları için çok keyifli dönüşler alıyoruz. Çok güzel bir şey kavram güneş uyandırmak. 9 sene önce geldiğimizde de biz de benzeri hislerle başladık. Burada bir potansiyel var. Amasya, Çorum, Samsun, Tokat'ta. Birçok insanın tanımadığı, ziyaret etmediği Karadeniz bölgesi, malumunuz Akdeniz bölgesine göre daha az tanınan bir bölge. Bu güneşi uyandırmak motifiyle çok bağlantılı. Hem burada engellilerin farkına varılması hem de diğer projelerimizde Fuar Kongre Merkezi, Lojistik Merkez, ondan sonra bölgenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması bir güneşi uyandırmak gibi görüyorum.
Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu proje tam da güneşi uyandırmak formatına uygun bir proje gerçekten.